Siyanotik kalp hastalıklarında genelde sağdan sola şanttan yani kan akışından bahsedilir. Daha mavi, daha az oksijenli kan sağdadır ve sola gider. Oradan da vücuda yayılır. Bu yüzden bazı kişilerde morarma yani siyanoz görülür. Siyanotik hastalıklara benzer olarak siyanotik olmayanlar da vardır. Bu durumlarda şant soldan sağa doğrudur. Yani kırmızı kan oksijensiz kısma geçer. Elimizde olan şey ise kanın akciğerlere gidip yüksek içerikte oksijen alması gerçeğidir. Bu morarmayı yani siyanozu engeller. Ama durum bununla sınırlı değil arkadaşlar. Kişinin hayatında sonradan onu siyanotik yapabilecek bir şeyler gelişebilir. Bununla ilgili konuşmak istediğim bir örnek, aort koarktasyonu ya da darlığı dediğimiz bir kalp hastalığı, tamam mı? Koarktasyon, darlık demek. Aort koarktasyonu, evet. Bu durumu şöyle çizebiliriz. Daha önceden olduğu gibi büyük bir aort yerine burada küçük bir daralma görürüz. Aslında daralma herhangi bir yerde olabilir ama en yaygın görüldüğü yerlerden biri burasıdır. Sonra aortun geri kalanı normal devam eder. Buradaki darlık çok fazla dirence sebep olur. Direnç, evet, not edelim. Çünkü her saniye aorttan çok fazla kan akıp gider. Ve buradaki darboğaz çok fazla direnç yaratır ki bu durumda yine basıncı arttırır. Şimdi sol tarafta her zamankinden daha fazla basınç var. Bu darlık durumu izole bir durum, yani tek görülen anormallik olabilir. Ama bazen VSD dediğimiz VSD denilen şeyi de içerir. Yani ventriküler septal defekt. Bu iki karıncık arasında delik var demektir. Ki bu konuyla ilgili videomuz mevcut, izleyebilirsiniz. Şimdi ben şuraya kısaca VSD yazıyorum. Kişide bunların ikisi de varsa, yani hem VSD hem de koarktasyon varsa, aorta giden kan bu darlık nedeniyle çok fazla dirençle karşılaşır ve sonra defektin olduğu yere geri döner. Bu yüzden kan akışı bu yoldan gider. Diyelim ki bu aort daralması düzelmedi, yani ameliyat olunmadı ve bu durumun görüldüğü hasta, yani çocuk büyüdü. O zaman bu çocuğun vücuduna ulaşan kan akışında bir sıkıntı olur. Ama bu hayati tehlikesi olan bir durum değil, yani çocuk yaşar. Soldan sağa kan akışımız varsa, şant varsa bu durumda yaşayabiliriz. Ama bir kası, özellikle sağ karıncık kasını düşünün ve alışkın olduğundan daha fazla hacimde kan aldığını hayal edin, tamam mı? Üstelik burada şant olmasa ve sağ karıncık görevini akciğerlere kan pompalayarak normal bir şekilde yapsa da maruz kaldığı daha fazla kan olacak. Böylece akciğerlere fazladan kan gidecek. Bir kasınızı fazla çalıştırırsanız daha kalın ve güçlü olur, değil mi? İşte aynı bu şekilde sağ karıncığın da kalınlaştığını düşünün çünkü daha fazla çalışmayı öğreniyor. Durumu göstermek için buraya çizim yapacağım. Şimdi sağ karıncıkta şöyle kalın bir duvarımız var. Evet, demek istediğimi anladınız diye düşünüyorum. Şimdi sağ ve sol karıncıkların aynı zamanda kasıldığını hatırlarsınız. Genelde sol karıncık o kadar güçlüdür ki kanı bu yönden alırız. Ama bir gün sağ karıncık çokça büyür ve büyük bir kasılma gerçekleştirir. Böyle yaparak sol karıncığın gücünü bayağı bir aşmış olur ve kan aniden bu yönden gitmeye başlar. Böylece soldan sağa şant yerine sağdan sola şant olur. Neden? Çünkü sağ karıncık bu durumda sol karıncıktan daha güçlü. Bu kan akışının ya da şantın terse dönmesi olayıdır ve sebebi de dediğim gibi sağ karıncığın büyümesidir. Buna Eisenmenger sendromu diyoruz. Eisenmenger. Bu durum genelde 5 veya 6 yaşlarında gerçekleşir. Elbette her çocuğa ve vücudunun özelliklerine göre değişir. Burada mavi rengi kullandım çünkü aniden kan akışımız oksijensiz kandan oksijenli olana geçiş yapıyor. Şu an bu kanların karışması diğer yönde gerçekleşiyor ve bu yüzden çocuk siyanotik oluyor. Aort daralmasını görelim diye onu da çizmiştim ama bu çocukta sadece VSD olsa bile yine aynı şey gerçekleşir. Yani öncelikle büyük bir sol karıncık olurdu ve soldan sağa akış olurdu ama en sonunda da tam tersi olurdu. Yani Eisenmenger sendromu kan akışının bu şekilde tersine dönmesiyle alakalıdır. Sırf soldan sağa şant ile doğduğunuz için sonsuza dek siyanotikten kurtuldunuz diye bir şey yok. Kan akışının tersine dönmesi ve siyanotik kalp hastalığıyla sonuçlanma olasılığı vardır.